şunu iktidar partisinin ciddi şekilde düşünmesi gerekir. Biz bir tarif yaptık. Başta söylediğim şu. Demokrasilerde muhalefet vardır. İktidar her yerde olur. Bir gün sizin karşınızdaki herkes bu onlarsız hazırladığınız seçim yasasını hiçbir yerini değiştirmiyorsanız, belki birazdan değineceğimiz sıkıntılar, ihlaller, sorunlar varken, sağcısıyla, solcusuyla, parlamento içiyle, dışıyla, herkes böyle bu seçim yasasını, biz 8 partiyi gezdik, geldik, öyle çok da gidip de ziyaret etmenin heveslisi olmadığımız bir partiye gittik, işte 1000 yıllık siyasi nezaketi terk ettiler. Bir diğerine gittik, arkamızdan geldikleri gibi gitti dediler. Yine de biz diğer 8 siyasi partiye duyduğumuz saygıdan ve ana muhalefet sorumluluğu gereği yaptık. Ama siz ona hayır, buna hayır, ben böyle yaparım, bu kadar adaletsiz bir seçim kan derseniz, ya hepsi birden size al yap seçimleri senin olsun diye önüne atarsa bu kanunu ne yapacaksın? Dünyaya kendini nasıl anlatacaksın? Türkiye'ye kendini nasıl anlatacaksın? Tek başına gidip o seçimi yapıp ben kazandım mı diyeceksin? Yani bunu boykot ihtimali olabilir. Demokrasilerde her ihtimal olabilir. Bunu değerlendirmesi gereken iktidardır, bu riski görmesi gereken.